Yeni kabineye siyaset dışından katılan isimlerden biri de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan. Çiçeği burnunda bakan yeni görevini bakın nasıl öğrendi. Telefonu çaldı, apar topar Beştepe'ye çağrıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde pek çok isim Türkiye için sürprizdi ama kabinede biri var ki bakanlık onun için de sürpriz oldu. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan. Pekcan bakan olacağından habersizdi. Beştepe'ye Cumhurbaşkanı'nın göreve başlama törenine davet edildi. TOBB'un Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatıyla çağrıldığını düşündü. Gerçeği ise başkente geldikten sonra öğrendi. Beştepe'deki tören bitti, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı Pekcan. Ama bakan olacağını ailesine bile söylememişti. Haber çabuk yayıldı. Havalimanında uçağını beklerken telefonları çalmaya başladı. O anlara tanık olan bir isim daha vardı. Gazeteci Kemal Öztürk, uçakta yanında oturduğu Pekcan'ın yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bir telefon geldi, Cumhurbaşkanlığından çağrılıyorsunuz dendi. Sonra telefon yağdı. Ne oldu dedim, sanırım bakan oldum. Herkes öyle diyor, ben bilmiyorum. Öğrenmeye gidiyorum dedi. Uçaktan indi, heyecanla külliyeye geri döndü. Sayın Ruhsar Pekcan. Aynı heyecanı bakanlığın devir teslim töreninde de yaşadı. Teveccüh gösterip layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımı arz ediyorum. Özel sektörden gelen Pekcan artık ticaretin dümenindeki isim ve kabinenin iki kadın bakanından biri.